Ben seninle bir yola çıktım. Ve önüme ne kadar engel çıkarsa çıksın, seninle yürümeye devam edeceğim. Peki sen benimle birlikte, bedeli ne olursa olsun, yürümeye hazır mısın? Hazırım Burak. Çok mutlu olacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Aşkım, sen ailene söylediğinde ilk tepki gösterecekleri insan annem olacak. O yüzden biraz sabretmemiz lazım. Onun ilk benden duymasını istiyorum. Hem ailem beni istemeyecek. Her iki senin için akıllarında başka biri varken. Annemin kırılmasını istemiyorum. O yüzden her şeye hazırlıklı olmalıyız. Bunların hepsi zamanla düzelecek. Sana olan aşkımı herkes anlayacak. Ve eminim ki ailem seni tanıdıkça çok sevecek. Tabii başka bir şey de var. Babam daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Biraz bekleyelim, iyi olduğundan emin olalım. Ben babana bir şey oldu diye o kadar çok korktum ki. İşte ben senin bu hassas, düşünceli kalbine aşığım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun canım. Biraz daha bekle. Ya Çağla, sen ne finalist olmasından bahsediyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Biz seninle böyle mi anlaştık? En başından sana güvenmemeliydim. Ya Volkan, bir dinler misin? Ya ben o gün oraya gittiğimde ajansla dosyaları karıştırırken yakalandım. Ben de ne yapayım? Mecburen yarışmaya katılmak istiyorum dedim. Ne yapayım? Başka çarem yoktu. Keşke başından böyle bir işe kalkışmasaydık. Ya tamam, tamam. Bir sakin olur musun? Ya sen nasıl bir işin içinde olduğumuzun farkında mısın? Ama abarttın. Ne olabilir ki? Ya dua et. Aslı'nın tasarımı birinci olmasın. Aman gördüm, saçma sapan bir şeydi. Birinci olma ihtimali yok yani. Ben senin gibi düşünmüyorum. Eğer o tasarım birinci olursa yaptığın büyük hırsızlık olur. Yaptığımız. Ben senden asla böyle bir şey istemedim. Tamam. Tamam, sakin ol ve bana bırak. Tamam mı? Merak etme. Seni mutlu edecek bir fikrim var. Senin kollarında kendimi o kadar güvende, o kadar huzurlu hissediyorum ki. İşte bu beni çok mutlu ediyor. Kollarımda olman, kendini benim yanımda güvende hissetmen. Akşam eve dönüyorsun değil mi aşkım? Döneceğim. Ama birkaç gün sonra. Neden? Çünkü Gonca'ya yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ama ben seni çok özlüyorum. Ben seninle aynı evde yaşamaya çok alışmışım. Sen böyle dışarılarda kalınca ben de eve girmek istemiyorum. Sen beni özlüyor musun? Tabii ki de özlüyorum. Sen beni özlemiyorsun galiba. Özlüyorum. Özlemez olur muyum hiç? Ama pastane açılışı var. Gonca'ya destek olmam lazım orada. Peki. O zaman artık gündüzleri ben de orada olacağım. Oldu. Bekçiliğe mi başlayacaksın? Kankama yardım edeceğim ya. Allah Allah, yasak mı? Çok tatlısın. Aslı, Gonca'ya da artık kızgın değilsindir herhalde. Bir şey söylemezsin değil mi? Kusura bakma. Neden söylemeyecekmişim? Ya kızcağız ne yapsın ama? Senin inadını kıramayacağı için mecbur kaldı.
Gonca'ya çok teşekkür edeceğim. İyi ki beni oraya götürdün. İyi ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani çok kötü başlayan günün bu kadar güzel biteceğini hayal bile edemezdim ben. Ben de. Daha güzel günler bizi bekliyor. İyi geceler. İyi geceler. Aslı. Aslı. Aslı bana çok mu kızdın? Ya barıştınız değil mi? Barıştınız değil mi? Doğru söyle. Evet. Biliyordum. Anlat çabuk anlat. Neler oldu? Ben... Çok eminim artık Gonca. Burak beni gerçekten çok seviyor. Aslı, gerçekten mi? Emin misin? Tabii seviyor kızım. Yani o kadar çok şey yaptı çocuk. Artık ne olacaksa olsun. Ben bugün daha iyi anladım. Burak aşığım. Aslı. Yani doğru zaman geldiğinde de konuşacağız ailelerimizle. Biliyorum. Annem çok kızacak bana ama benim mutluluğum onun için daha önemlidir değil mi? Canım benim, Emel teyze sana kıyamaz ki. Zaten asıl sorun Burak'ın ailesi. Evet biliyorum. Olsun, biz her şeyin üstesinden geliriz. İnşallah canım. Gelirsiniz tabii, niye gelemeyesiniz? Güller nasıldı Gonca? Ya çok romantik kızım. O salıncak da çok tatlıydı. Ben şimdi pastanedeki birkaç işi hallettikten sonra kulübe gideceğim. İşi bıraktığını söylemek için mi? Evet evet onun için. Bence en doğrusunu yapıyorsun Gonca. En doğrusu bence de bu. Ne güzel yine hep beraber olacağız. O zaman sen yokken ben de şey yaparım. Mutfak malzemelerini falan toparlarım. Oraları bir yerleştiririm açılış için. Ya canım benim ya sen olmasaydın bu pastaneyi açamazdık biz. Ya Aslı bir de şey, usta gelecek. Bugün sen konuşur musun gidip? Yani ben yokken nereden beceremez. Tamam, sen merak etme. Canım dükkanım benim, her yeri tertemiz yapacağım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evde sigara böreği yapmıştım da sana da getireyim dedim. Ha öyle mi? Zahmet etmeseydiniz ya. Aa lütfen ama. Olur mu öyle şey? Komşuyuz biz. Hem ne demişler? Komşu da pişer, bize de düşer. Anladım. Tamam alayım öyleyse madem. Teşekkür ederim. Yemeyecek misin? Tokum ben. Aa lütfen. Bir tadına bak ama. Şey gerçekten tokum. Lütfen ama bak çok lezzetli. Bir tadına bak. Ha. Gerçekten bak bak. Evet. Ah. Ah afiyet olsun. İyi olsun. Tamam. Erdem. Erdemciğim rahatsız etmiyoruz inşallah. Şey oldu o zaman ben bir babama bakayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Tabii tabii görüşürüz. Erdem bir de gözümün içine baka baka o sümüklü kızın böreklerini mi yutacaksın? Çıkar çabuk onları ağzından, çabuk çıkar. Hı? Çıkar diyorum. Dur.
var. Hı. Çıkardım. Aşkım bak bir şey diyeceğim. Vallahi benim bir suçum yok. Deli kız geldi zorla böyle böreği ağzıma tıktı ya. Ciddi söylüyorum, benim hiçbir suçum yok. Ben onu bunu bilmem Erdem. O sümüklü kızı bir daha bu dükkanda görmeyeceğim. İşte o kadar. Yoksa ikinizin de saçını başını yolarım. Sus Erdem, sus. Ben göreceğimi gördüm. Gonca, hayatım. Vallahi benim bir suçum yok ya. Canımın içi benim. Nihat'cığım, hiç öyle bakma. Bak, doktorunu duydun. Bu sıkı bir diyet yapmak zorundasın. Tamam Selda'cığım, tamam yiyorum. Yiyorum işte. Yani bak, bu diyet konusunda her dediğini yapıyorum ben senin, değil mi? E sen de benim işe gitmeme falan karışma lütfen. Hayatım benim, tamam da iyileşmeden olmaz ki. Günaydın. Günaydın Burak. Günaydın canım. Nasılsın baba? İyiyim, gayet iyiyim. Baban daha iyi. Ama birkaç gün daha evde yani. Selda'cığım görüyorsun bak, ben gayet iyiyim. Yani burada oturup böyle işe gitmeden kalbime iyi geleceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Hayatım ne var yani, biz ikimiz ne kadar güzel vakit geçirmiyor muyuz? Aşk olsun sana. Ayrıca Sinan da çok güzel ilgileniyor işlerle yani. Evet baba, annem çok haklı yani. E ben de holdinge gidiyorum artık. Sen hiç merak etme. Peki peki, tamam. Dediğinizi yapacağım. Birkaç gün daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Emel Hanım, bu hastalık falan meselesi yüzünden ben söylemeyi unuttum size. Aslı'nın burs işi tamam. Onu bugünlerde ararlar, ne yapması gerektiğini yani prosedürü falan anlatırlar. Çok teşekkür ederiz Nihat Bey. Bir şey değil, rica ederim. Ha bu arada ayrıca Aslı'nın gidebileceği okullardan bir tanesi Burak'ın da okulu aynı zamanda. Oranın Güzel Sanatlar Fakültesi çok meşhurmuş, methediyorlar. Eğer düşünürseniz oraya gitmesi için çok memnun olurum. Çok iyi düşünmüşsünüz, çok teşekkür ederiz. Aslı'm buna çok sevinecek. İzninizle ben hemen gidip Aslı'ya haber vereyim. Nasıl yani, anlamadım. Bizim aşçımız Emel Hanım'ın kızıyla Burak aynı okulda mı okuyacak? Yani evet, neden olmasın? Aşçımızın kızı olunca okumasa da olur yani, öyle mi anneciğim? Okumak herkesin hakkı değil mi? Ay hakkı tabii ki. Bir şey demedim ben öyle, yani şaşırdım yani. Neyse ben işe geç kalmayayım. Görüşürüz. Tamam görüşürüz canım. Yani Selda'cığım, bu Aslı meselesi açıldığında niye sen böyle davranıyorsun? Bir şey mi var? Yok hayatım, ne olabilir ki? Ay yani gerçekten garip davranıyorsun. Yani Aslı'nın eğitimine devam etmesi lazım değil mi? Kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için. Yani babasını kaybetmiş zaten, annesi tek başına. Ona destek olmalı. Ya bunları sen de biliyorsun ama. Biliyorum. Efendim anneciğim. Ne? Bursu kazanmış mıyım? Ay anne, bundan daha güzel haber ne olabilir ki? Çok sevindim. Nasıl yani? Burak, yani Burak Bey'le aynı okulda mı okuyacağım? Anne bak, görüyor musun, her şey yoluna girmeye başladı. Tamam tamam, hadi sen işine bak. Konuşuruz sonra, öpüyorum çok. Bursu kazanmışım. Canım benim, çok sevindim. Hem de Nihat Bey ne demiş biliyor musunuz? Burak'la aynı üniversiteyi seçerse çok sevinirim demiş. Ya arkadaşım ya, böyle hayallerin gitgide gerçek oluyor işte. Bundan güzel bir haber olabilir mi? Ya Aslı, tebrik ederim. Gerçekten hayırlı olsun ya. Teşekkür ederim. Ya hala inanamıyorum. Rüyada gibiyim. Ya Aslı, ne kadar şanslısın. Keşke ben de okuyabilsem. Ama benim sesim sadece bana güzel sanırım. Ondan okuyamıyorum ben. Gonca saçmalama. Senin sesin gayet güzel, böyle su gibi sesin var ya. Hem bak ben sana söz veriyorum, ben seni okutacağım. Ciddi söylüyorum, okutacağım. Gel buraya. Allah'ım ya. Erdem, çekil bakayım. Sen niye benim duygularımı kullanıyorsun? Unuttum küs olduğumu. Hemen sarılıyorsun. Ya hayatım benim, vallahi bir suçum yok. Aslında bir şey de. Vallahi suçum yok. Ciddi söylüyorum ya. Canımın içi. Canım benim. Vallahi suçum yok. Gel buraya. Bir sar beni. Bir sar. Naz yapıyor. Nihat beyler,
Asya bursu verebileceklerini söylemişlerdi ya. Evet. Çıkartmışlar bursu. O kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki Aslı'ma telefonda söyledim. Neredeyse ağlayacaktı. Allah'ım çok şükür sana ya Rabbim. Her şey düzeliyor mu ne? Hadi hayırlısı Emel'cim. Aslı da bunun kıymetini bilsin. Bilmez mi benim kuzum? Bilir tabii ki. Kolay gelsin. Sağ olun. Emel Hanım, geçen yiyememiştik ya, sizin için de aldım. Ne aldınız Halil Bey? Tatlı. Pastanenin önünden geçerken aklıma geldi birden. Hep birlikte böyle çayla beraber yeriz diye düşündüm. Ağzımız tatlanır. Ben gideyim o zaman. Tamam, size kolay gelsin. Oo, tatlılar matlılar. Hayırdır Emel'ciğim? Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Ya Şükran, sen arkadaşını bilmiyor musun? Yani bir işler karıştırmıyoruz. Geçen gün beraber alışverişe gitmiştik ya, orada bahsi geçmişti. Oturmadık pastaneye. Yani bahsi geçince onu diyor Halil Bey. Hı hı. Ya Şükran, bak sinir oluyorum ha. Ay, tamam, tamam kızma. Bir bakayım. Ama onu akşam... Tamam, tamam bak. Nasıl bir tatlı almış acaba? Efendim? Edacığım, canım kızım benim, nasılsın? İyi sayılırım. Ah, Edacığım benim canım. Ben seni çok özledim. Eğer bugün işin yoksa beraber bir yemek yiyelim diyecektim. Şey, benim arkadaşlarıma sözüm var. Edacığım ama lütfen. Ya zaten kulüpte de görüşemedik. Biliyorsun apar topar çıkmak durumunda kaldım. Amcanın yüzünden. Biliyorum. Ha? Hadi kırma beni ne olur. Peki tamam. Edacığım, ben sana gideceğimiz yerin ismini mesaj olarak yollayacağım. Orada görüşürüz, tamam mı canım? Öpüyorum seni. Görüşürüz. Aslı'cığım, ben kulübe gideyim de artık işten ayrıldığımı söyleyeyim. Dükkan sana emanet. Tabii Erdem de. Aşk olsun Gonca'ya. Tamam, merak etme. Efendim? Aslı Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Tasarım yarışmasında finalistler arasında kaldığınızı haber vermek için aradım Aslı Hanım. Ne? Finale mi kaldım? En kısa zamanda size sonucu bildireceğiz. İyi günler. Tamam, iyi günler. Yarışmaya katılmıştım ya, finale kalmışım. Ay canım benim, canım arkadaşım. Ya biliyordum işte, biliyordum. Ya niye her şeyi bilmek zorundayım? Bir şey söyleyeceğim. Kesin birinci de olursun sen. Bak demedi deme. İnşallah ya. Bu nasıl bir gün ya? Üst üste müthiş haberler. Hadi ben kaçtım. Nasıl da inandı? Anne, finale mi kaldım? Ay, dur daha Aslı'cığım. Daha yeni başlıyoruz. Çak. Ve oyunun birinci evresi başarıyla tamamlanır. Selam. Selam. Amcam nasıl oldu? Daha iyi. Dinleniyor. Sevindim. Ha bu arada... Aslı nasıl? Görüşebildiniz mi? Yo. Bir süredir evde değil. O yüzden görmedim hiç. İyi. Kendim arasam daha iyi olacak. Belki bir şeyler yaparız. Biraz özledim de. Burak. Efendim amca. Ben işin başına geçtim. Abim nasıl? İşe gelmeyecekmiş herhalde. Evet. Annem onu sıkı bir tedaviye soktu. İyi yapmış. Biz de elimizden geldiğince
Abim isterse sokmamaya çalışacağız. Burada en büyük görev sana düşüyor Burak. Biliyorum amcam. Merak etme sen. Ben çıkıyorum şimdi. Sonra yine konuşuruz, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Efendim. Alo Burak. Ben yarışmaya katılmıştım ya. Finale kalmışım. Çok sevindim canım. Sesin sevinmiş gibi gelmedi ama. Bir şey mi oldu? Kesinlikle. Ne olursa olsun Volkan'la görüşmeni istemiyorum artık Aslı. Ararsa da açmayacaksın. Burak ne oluyor? Bir şey sorma. Ama buraya kadar. Şimdi Volkan'ın yanına gidiyorum. Ona her şeyi anlatacağım. İlişkimizi bilecek, ona göre konuşup davranacak. Burak, sakın. Sakın hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Ya ben anneme anlatana kadar sabret. Annemin benden duymasını istiyorum. Burak lütfen. Bana söz ver. Hiç kimseye... Hiçbir şey anlatmayacaksın, tamam mı? Tamam. Ama sen de bana söz vereceksin. Volkan'la bir daha kesinlikle görüşmek yok. Burak abartıyorsun. Aslı. Tamam, söz. Sen pastanedesin değil mi? Birkaç işim var. Halledip yanına geçeceğim. Tamam. Aslı. Bu arada gerçekten çok sevindim canım. Tekrar tebrik ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. Canım benim, iyi ki geldin. Hadi geç şöyle. Nasılsın? Teşekkürler. Ay çok önemli bir telefon. Benim bunu açmam lazım. Ben hemen geliyorum. Sen istersen menüye bak. Ne istiyorsan aynısından bana da sipariş ver. Ben hemen geliyorum. Başakçığım, umarım iyisindir ve çocuklarına kavuşmuşsundur. Onca yıldan sonra demir parmaklıkların diğer tarafında olmak, özgür olmak nasıl bir duygu? Çok güzel olmalı. Bizi soracak olursan her şeyi bıraktığın gibi koğuştaki herkesin sana selamı var. Ay kızım, seni beklettiğim için çok özür dilerim ama ya çok önemli bir telefonda açmak zorundaydım. Neden hapiste olduğunu söylemedin? Benden sakladığın daha ne var? Sen benim çantamı mı karıştırdın? İnanmıyorum. Sana inanmıyorum Eda, ama bu hiç hoş bir davranış değil ki kızım. Ya umurumda bile değil. Niye anlatmadın? Yıllardır hapisteydin, niye söylemedin? Zaten seni hiç tanımıyorum. Zaten seninle ilgili kafamda onlarca soru var. Benden sakladığın daha ne var? Ben böyle bir şey bilmenizi istemedim. Lütfen kızım. Bak beni anlamaya çalış. Yani benim için kolay mı sanıyorsun? Bir annenin hapiste olduğunu çocuklarına söyleyebilmesi. Benim bir suçlu olduğumu düşünmenizi istemedim. Zaten ben sizin gözünüzde yeterince suçluyum. Ay çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Eda lütfen kızım. Lütfen beni daha fazla utandırma. Peki neden hapisteydin? Suçun neydi? Bunların hepsini sonra konuşacağız. Şu anda bunu öğrendiğin için çok üzgünüm. Bak kızım. Lütfen. Önce kaybolan yıllarımızı telafi edelim.
Ben sana zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Ne yaşadıysan tüm gerçekleriyle bilmek istiyorum. Tamam. Ama önce kendimi sana affettirmeme izin ver. Sana özlemimi bitsin. Zaten önümüzde uzun bir zaman var. Kızım, ben bundan sonra senin yanından asla ayrılmayacağım. Bilmek istediğin her şeyi, bilmek istediğin zaman sana tek tek anlatacağım. Benim güzel kızım. Tamam. Şimdilik bu konuyu kapatıyorum. Yalnız kızım, ben senden bir şey rica edeceğim. Lütfen bu öğrendiklerini kimseye anlatma, olur mu? Anlatmam da zaten bilmiyorlar. Ya, amcanla yengen biliyordu, onların haberi vardı. Zaten bu sırrı sana söylemedikleri için onlara minnettar. Bu sırrı sakladıkları ve senin gözünde benim küçük düşmemi sağlamadıkları için onlara minnettarım. Yaşadığımız şeyler rüya gibi değil mi? Baksana arka arkaya olanlara. Ben alışık değilim ki bu kadar her şeyin yolunda gitmesine. Ya niye alışık değilsin? Her şey yoluna giriyor işte. En bir şey diyeyim mi Aslı? Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Gerçek değil mi bütün bunlar Erdem? Yani bursta, yarışmada, okulda. Delirmedim yani ben, değil mi? Ya ne delirmesi? Gerçek tabii. Hepsi gerçek. Ya benim Gonca'mla bu pastaneyi açmam da gerçek. Hem bir şey diyeceğim Aslı. Kader bir kere de bize gülsün be. Burak'la da her şey yolunda gidiyor artık. Burak kankam çok seviyor seni. Nihayet şu inadı bıraktınız artık. Ay eyvah! Ünal Hoca'ya haber vermeyi unuttum ben. Ara adamı, ara. Ara adamı. Alo hocam. Nasılsınız, müsait misiniz? Bence bu tasarımdaki renkler çok iyi kullanılmış. Son derece çarpıcı olmuş. Fazla abartılı bence o. Buna baksanıza, çok natürel, samimi ve sıcak. Ayrıca ürünü bir karakterle bütünleştirmek bence iyi bir fikir. Böyle bir şey kesinlikle daha çok ilgi görür. Anlaşıldı. Bu şekilde tartışarak bir yere varamayacağız. Şöyle yapalım. Herkes iyice bir düşünüp en beğendiği tasarımı seçsin ve göstersin. Çoğunluğun tercihi de birincimiz olsun, ha? Ne dersiniz? Tasarımın kime ait olduğunu öğrenince eminim çok şaşıracaksınız Elçin Hanım. Öyle mi? Tanıdık biri mi? Hem de çok yakından bir tanıdık. Kim? Çağla Hanım. Nasıl yani? Bir dakika. Bu tasarım şimdi Çağla'ya mı ait? Ama nasıl olur? Çağla Hanım söylemek istemedi size. Sürpriz olsun istedi. Katılmaya da çekindi. Ama kapalı zarflarda isimsiz dosyaların yarışacağını öğrenince o da kendi dosyasını da bıraktı. Torpil dedikoduları döner diye korktu. Harika bir şey bu. Çağla. Benimle yemeğe geldiğin ve seni eve bırakmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim kızım. Rica ederim. Bu kadının burada ne işi var? Güzel kızım benim. Canım benim. Aa.
Sonunda oğlumu görebildim. Ne oluyor burada? Oğlum? Eda, hemen içeri gir. Ama hemen. Abi. Eda, içeri girdim sana. Uzatma. Oğlum? Sen bana ne hakla oğlum diyorsun? Ha? Sen benim annem falan değilsin. Benden de kardeşimden de uzak duracaksın, anladın mı? Şimdi nereden geldiysen oraya geri dön. Eda, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Neden hala inatla o kadınla görüşmeye devam ediyorsun? O kadın dediğim benim annem abi. Yabancı değil. Bunca yıl bizi görmemiş olması belki de onun suçu değildi. Benim annemi görmeye hakkım var. Yanlış bir şey yapmıyorum ben. Eda, sana kaç defa söyledim. O kadın bizim annemiz değil. Ne senin ne de benim, anladın mı? O kadın bizim için sadece bir iç. Senin de inadın elbet geçecek oğlum. Sen de annenin kollarına geleceksin. Ha, canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kanka, hoş geldin. Kanka, hoş bulduk. Ya ne gerek vardı? Olur mu ya öyle şey? Ne? Çok güzel ha. Ay, çok tatlıymış. Ya kanka, zahmet etmişsin. Çok sağ ol. Ya her şeyimiz tam dediğiniz için ne alacağımı bilemedim. Umarım işinize yarar. Yaramaz olur mu? Bununla biz günün pastasını yazarız, duyurularımızı buradan yaparız. Aynen, süper olur ha. Güle güle kullanın o zaman tekrar. Teşekkürler. Beğenmenize sevindim. Ben bir bizimkileri arayayım. Onlarla konuşayım. Sana da bir hediyem var. Ufak bir hediye. Sen benim hayatımı renklendiriyorsun. Umarım bunlar da senin güzel çizimlerini renklendirir. Burak. Çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Bunlara okulumuzda ihtiyacın olacak. Biliyor musun? Nasıl? Aynı okulda okuma ihtimalimiz mi? Evet. Ya annemle babam konuşurlarken yanlarındaydım. Tabii bilmiyorum. Sen de benimle aynı okulda okumak ister misin ama? Ya istemez olur muyum? Bu hayattaki en çok isteyeceğim şey. Finale kaldığımın haberini verirken sana bunu da söyleyecektim ama senin sesin... Neyse. Sonuçta öğrenmişsin. Ya çok mutluyum. Aynı okulda okuyacağız. Ben de canım, ben de. Sayende bu sene okula uğrarım artık. Ama eğitimimizi aksatmak yok. Tamam, tamam. Bir tanecik motivasyonum benim. Ya bunlar çok güzel. İlk bizim resmimizi çizeceğim bunlarla. Neden söylemedin Çağla? Neyi söylemedim anne? Senin tasarımın birinci oldu. Ne kadar incesin. Bu ne güzel bir sürpriz. Seninle gurur duyuyorum bir tanem. Beni ne kadar mutlu ettin bir bilsen. Anneciğim, ben...
sana söyleyecektim aslında. Ama sürpriz yapayım istedim. Resme ilgin olduğunu biliyordum ama bu kadar yetenekli olduğundan haberim yoktu açıkçası. Yarışmayı düzenlediğinde acaba mı dedim. Sonra nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde bir ilham geldi. Çok acayip oldu. Denemen bile benim için o kadar önemli ki. Bana destek olmaya çalışma. Ama üstüne bir de birincilik elde ettim. Çok mutluyum. Tebrik ederim seni. Tebrik ederim. Hayatım. Çayını içmiyorsun ama. Al bir tanem sen. Yani Selda'cığım, çayını içmediğim hiçbir tane ot kalmadı şu yeryüzünde. Bir tanem benim, kür yapıyoruz biz. Kür bu. Bunun adı kür yani. Ne kürü? Sinancığım hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Ah Sinan ya, iyi ki geldin ya. Şu ottan bitkiden beni kurtar Allah aşkına ya. Abi, yengem ne yapıyorsa senin iyiliğin için yapıyordur. Bak şimdi. Ay Sinancığım, senin bu abin çocuk gibi huysuzlanıyor. İnan ne diyeceğim şaşırdım yani. Tamam öyleyse, ben size ne yapacağımı söyleyeyim. Yani senin için de çok kolay olur. Gideceğim şöyle bahçeye, orada böyle otlayacağım. Beee diye. Ay aşk olsun Nihat'cığım ya. Ben gerçekten çırpınıyorum sen iyileş diye. Senin iyiliğin için. Yani duyduklarıma bak, senin dediklerine bak yani. Sağ ol canım, sağ ol. Alo, efendim Volkan. Neredesin baba? Amcanlardayım oğlum. Tamam, acil eve gelmen lazım. Volkan, ne oldu oğlum söylesene. Telefonda anlatamam şimdi. O kadınla alakalı. Başak'la. Hemen eve gel baba. Tamam, tamam. Birazdan geliyorum. Sinan ne oldu? Bir sorun yok umarım. Ha yok abi. Volkan arıyor. Ya çocuklarla bir plan yapmıştık da gelmiyor musun diye soruyorlardı. Şirkette işler nasıl? Gayet iyi abi, bir sorun yok. Yani tabii senin eksikliğini hissediyoruz. Ya bir an önce iyileşip işin başına dönsen diyoruz yani. Ya evet, çok iyi olacak. Canım benim, bir süre daha abinizden artık uzak duracaksınız. Çünkü iyileşecek, dinlenecek. Neyse, artık ben gideyim, çocuklar beni bekliyor. Çok teşekkür ederim yengeciğim. Allah'a ısmarladık. Tamam canım, görüşürüz. Çocuklara selam. Bağışsın. Görüşürüz abiciğim. Canım, bitiremedim bir tane bardağı. Bak ikinci bardak bekliyor seni. Anca faydalı onun tümü. Ya Çağla ne olacak şimdi? Ya acaba annene gerçeği söylesen mi? Saçma sapan konuşma Tuğçe. O kız nasıl birinci olur hala aklım almıyor. Bir şey değil, bizim firmaya çalışacaktı kız ya. Böyle olması iyi oldu. Bir de ona paramı mı yedirecektim? Çağla, ya onun yaptığı öğrenilirse, ya ispatlarsa... Hiçbir şey yapamaz. Ya evet, sana yapamaz. Orası öyle de bilmiyorum. Annen öğrenirse çok kötü olur ya. Tuğçe, böyle bir şey olmayacak. Kıza neler söyledim, hiçbir şey söyleyemedi. Eziğin teki. Ayrıca hangi yüzle karşıma çıkıyor ki? O biraz sıkar. Ya orası öyle. Kızım senden fena tırsıyor. Ay evet. O yüzden sen de rahatla. Hem onun benden çaldığının yanında bu hiç kalır. Ya kabartma tozuyla vanilya eksik. Aldık diye hatırlıyorum ama. Canım ya, o kadar çok şey aldık ki. Onu unutmuş olabiliriz. Ben şey yaparım, bir koşu alır gelirim ya onları. Erdem hayır, sen tek başına gitme. Ben de geleyim, zaten anlamazsın sen. Nedenmiş Gonca, neden anlamam? Erdem, sen beni yanında istemiyor musun yoksa? Yok canım, ne alakası var? Gidelim birlikte alalım hayatım. Ben zaten anlamam onlardan. Hadi. Tamam canım, siz halledersiniz. Biz hemen alıp geliyoruz. Tamam. Evet. Bu zamana kadar ben sana yardım ettim. Şimdi de sen bana yardım edeceksin. Şu yumurtaları güzelce kır ve çırp. Tabii tabii, hemen. Ciddiyim ben Burak. Hadi. Tamam patron, kızma. Ah,
Göreyim bakayım. Bak şimdi. Hı. Çok güzel. İçeriye kır. Ben bu pastaya aşkımı katıyorum. Daha ne yapayım ya? Ya güzel çırp ama Burak. Ya beğenmiyorsan kendine başka bir çırak bul. Ay vallahi iyi dedin ya. Ben en iyisi öyle yapayım, evet. Demek öyle ha? Ne? Saçmalama. Ya Burak ya! Tam korkuyorum. Ya! Ya Burak ya! Ya sen çok atıyorsun ama ya. Her yere bunu oldu ama. Al sana o zaman. Ha. Ya! Ediyorum. Daha yeni başladık ama. Gözüne ne oldu? Gülme. Tamam. Çok güzelsin. Dalga geçme. Birlikte yaşlanalım olur mu? Saçların ak düşerken de yanında olmayı. Seni sevmeyi istiyorum. Baba Eda hala o kadınla görüşmeye devam ediyor. Nasıl yani? Oh, inanmıyorum ya. Üstelik bize haber vermeye gerek duymadı. Görüşmediğimizi biliyor o yüzden. Kadın resmen Eda'yı etkisi altına almış baba. Ne yapacağız bilmiyorum. Bugün kapının önüne kadar bıraktı. Kiminle görüştüğünü bir bilsen. Ya baba ona neler diyorsa artık inanıyor. Kafayı yiyeceğim. Tamam Volkan, sen sakin ol. Ben şimdi çıkar konuşurum onunla. Daha önce konuştuk, bir şey fayda etmiyor ki. Tamam, sakin ol. Demek ki neymiş? Sizi mutfakta yalnız bırakmamak gerekiyormuş. Ya bütün eğlenceyi kaçırmışız ya. Ya söz veriyorum, her yeri toplayacağız. Aşk olsun canım ya, ne olacak? Hallederiz. Aşk olmuş zaten hayatım, baksana. Kapıyı bile açmayın.
Hem suçlu hem güçlü. Hala haklı olduğunu düşünüyor. Haksız da olsa böyle sert davranarak onu sadece kendimizden uzaklaştırırız. Onun yanında olmamız lazım, huyuna gitmemiz lazım. Gerçekleri böyle gösteremeyiz ona. Bak baba, ben Eda'yı canımdan çok seviyorum. Ama o kadını önemsemiyor mu? Delirtiyor beni ya. Tamam Volkan, sen sakin olacaksın tamam mı? Bana da söz vereceksin. Tamam baba. Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Evet. Baba, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ne yiyoruz bakalım? Hadi başlayalım. Hayatım biliyorsun, akşamları fazla yemiyoruz. Ben çok güzel sana harika haşlama yaptırdım da. Ben zaten bu evde kalpten değil... Açlıktan öleceğim ha. Al canım. Burak. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Sinan'ın eski karısı Başak geri döndü. Biliyorum baba. Volkan'dan öğrendim. Ha, öyle mi? Söyledi mi sana da? Bu kadın çok tehlikeli Burak. Yani her şey yapabilir. Ve bu hayatta tek bir derdi var. O da bizi birbirimize düşürmek. Ya ne yazık ki bizim şirkette onun adına çalışan bir köstebek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her zaman iki adım önde gidiyor. Kendine göz kulak ol. Çok tehlikeli. Lütfen dikkat et olur mu? Aman bir tanem dışarıda da çok dikkat et. Bak bu kadın her yerde ha. Seni bile takip ettiriyor olabilir Burak. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ya şu hale bak ya. Bu kadın bu evde de huzur bırakmadı. Sürekli onu düşünüyorum. Hayatım ne olur sakin ol. Lütfen. Tamam hayatım tamam. Sakin olacağım merak etmeyin. Merak etmeyin. Kolay gelsin Emel Hanım. Arabada poşetten düşmüş. Teşekkür ederim. Ya ben de sizi arayacaktım. Tatlıları koydum, çay demledim. Alır mısınız? Tabii. Buyurun, buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. Gerçekten söylediğiniz kadar var. Çok lezzetliymiş. Beğendiğinize çok sevindim. Aslı arıyor. Efendim yavrum. Anneciğim, nasılsın? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir sesini duyayım dedim. Aslım, bir terslik yok değil mi yavrum? Yok, her şey yolunda. Bir sesini duyayım dedim. Ay canım benim, iyi yaptın. Aslı, ne zaman döneceksin çocuğum? Çok özlüyorum seni. Birkaç güne döneceğim anne. Ben de seni çok özledim. Anne, ben yarışmaya katılmıştım ya, finale kalmışım. Ne? Gerçekten mi? Ay Aslı, o kadar memnun oldum ki. Beni çok gururlandırdın çocuğum. İnşallah birinci olduğunu da görürüz. İnşallah anneciğim. Anne, ben şimdi kapatıyorum. Sonra yine konuşuruz olur mu? Tamam çocuğum. Gonca'ya da selam söyle. Tamam. Tamam, ben de öpüyorum. Kiminle konuşuyorsun canım? Annemle. Çok özlemiş beni. Ben de onu çok özledim.
Seni bir tek özleyen ben değilim demek ki. Tamam Burak, az kaldı. Bak hala az kaldı diyor ya. Ben de bekliyorum ki burada Burak gel beni al. Ama sen biliyorsun durumu. Anlattım sana. Tamam, inatçı sevgilim benim. Tamam. Ben de seni çok özledim. Aşkım benim. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. Tamam canım, iyi geceler. Ya inanmıyorum, yarın açılış var. Hayal gibi değil mi? Çok heyecanlıyım. Vallahi kızlar, siz olmasanız ben hayatta bu işi başaramazdım ha. Ay, daha neler Erdem? Ya ne daha neler ya? Baksana ne güzel oldu. Sizin elinizin değdiği belli. Allah bol bereket versin. İnşallah. Günaydın. Aa, günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. İşe giderken bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Var mı yapılacak bir şey? Yok ya, biz bütün işleri bitirdik. Ben kaçayım o zaman. Aa, bir dakika, bu kadar çabuk mu? İşe geç kalmayayım. Tamam. Sabah öpücüğümü almaya gelmiştim sadece. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Kankam ya. Gonca şuna bir bak, düz duruyor mu? Bakayım. Yamuk mu? Neden aramıyorsun Aslı beni? Neden? Çağla. Tamam, kabul ediyorum. Sonuna kadar yanındayım. Ne yapacağız söyle. Elçin, böyle bir kahvaltıyı düşündüğün için sana çok teşekkür ederim. Yani son günlerde inan ki ilk defa nefes aldığımı hissediyorum. Buna çok sevindim. Ya bir fırsatını bulsam, tek istediğim seni alıp böyle iki gün uzaklara gitmek. Buna o kadar çok ihtiyacım var ki. Ah Sinan, ah benim de. Bana karşı o kadar anlayışlı, o kadar affedicisin ki. Senin gibi bir kadına sahip olduğum için her gün şükrediyorum. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın canım. Asıl ben sana beni çok mutlu eden son gelişmeyi anlatmadım. Güzel kızımla o kadar çok gurur duyuyorum ki. Anneciğim, utandırıyorsun beni ama. Aa. İyice merak ettim şimdi. Yeni çıkartacağımız gençlik serisi için bir tasarım yarışması düzenlemiştim. Biliyorum. Yarışmaya Çağla benden gizli katılmış ve birinci oldu. Aa, tebrik ederim Çağla'cığım. Teşekkürler. Lansmana geliyorsunuz değil mi? Böyle bir şey kaçırır mıyım ben? Güzel kızım benim. Aa, Nihat'cığım hayırdır, nereye? İşe gidiyorum Selda'cığım. Lütfen beni engelleme, olur mu? Ay ne olur yapma aşkım benim. Hiç olmazsa bugün evde kalsaydım bari. Bak Selda, gel güzel güzel uğurla beni. Ben evde iyi olmuyorum. Biliyorum sen benim iyiliğim için yapıyorsun ama daha kötü oluyorum. Anla beni. Ama Nihat'cığım. Görüşürüz. Ay ya Nihat. Nihat, ben de geliyorum seninle. Bekler misin beni? Eda'cığım biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. Dinliyorum. Bak bu son yaşananlar sadece seni etkilemiyor. Ben de son zamanlarda çok sinirliyim. Farkındayım abi. Ama biraz benim açımdan bakmayı denesen. Tamam. Sen anneme karşı hep nefretle büyüdün. Ama ben ona hep hasret kaldım. Ya bak ben seni anlıyorum.
Ama o senin özlem duyduğun, hayalini kurduğun anne değil. Ben de sonuna kadar haklı demiyorum zaten. Ama onu anlamak, tanımak istiyorum. O bizim annemiz. Ne yaparsak yapalım bu gerçeği değiştiremeyiz biz. Ben ne desem sen zaten bildiğini okuyacaksın. Ama senden tek isteğim, bana karşı o kadını savunma. Sen de beni anla abi. Ya sen benim bir tanecik kardeşimsin. Ben senin üzülmemin için her şeyi yaparım. Biliyorum abi. Birlikte bir şeyler mi yapsak acaba bugün? Ya çok isterdim ama gerçekten işim var, çıkmam lazım. Tamam olsun, ne yapalım? Aslı'yla buluş. Ya aslında ben de düşündüm ama... ama sorunlarımla onu sıkıyormuşum gibi geldi, vazgeçtim. Olur mu öyle şey? Aslı sürekli seni bana soruyor. Ve arkadaşlığınızdan en az senin kadar keyif alıyor. Merak etme. Öyle mi? İyi, arayayım o zaman. Tamam, hadi ben de çıkayım. Sen rahat rahat konuş. Olur. Evet, tabelamızı getirdim. Tabelama. Ben onu tamamen unutmuşum ya. İsmi ne oldu? İsmini düşünmüştüm ben. Ya aşk olsun Erdem, keşke bize de danışsaydın. Ne bileyim, isim önemli sonuçta. Ya affedersin. Doğru, sonuçta senin dükkanın. Tabii ki ismini sen seçeceksin. Ne demek senin dükkan ya? Bu dükkan hepimizin dükkanı yani. Ben açıyorum o zaman. Erdem. Ya aşkım ya. İnanmıyorum. Bayıldım. Aferin Erdem sana. Çok iyi düşünmüşsün. Düşünmüşüm değil mi? Efendim Eda'cığım. Alo Aslı'cığım, nasılsın? İyiyim, sen? Sesinden belli zaten. Ben pek iyi değilim. Biraz canım sıkkın. Hayırdır Eda, ne oldu? Telefonda anlatamam şimdi. Annemle ilgili. Ben de müsaitsen görüşelim diyecektim. Olur tabii, görüşelim. Teşekkür ederim. Ya, dertleşmek bana çok iyi gelecek. Ama benim bir saat falan bir işim var. Sonra tekrar konuşsak olur mu? Olur tabii. İstersen çıkınca doğrudan bize gel. Yani ben eve gelmesem, dışarıda bir yerde buluşsak. Olur tabii. O zaman denizaltı kafede buluşalım. Tamam. Öpüyorum çok seni. Görüşürüz. Tamam canım, öpüyorum ben de. Ya bayıldım ya. Güzel değil mi? Aferin sana. Hemen zaten bir yer açarsam ismini Gonca koyacaktım. Direkt aklımdaydı yani. Hiç düşünmedim bile. Ay çok güzel olmuş. Gir buraya. Allah. Nihat'cığım. Bak, bence bu ikisinden biri. Yani ben bu ikisinden şüpheleniyorum yani. Yani neye dayanarak? Ay, neye dayanarak olacak hayatım? Tabii ki paraya. Bak mesela bu adam gitmiş banka kredisi çekmiş, tamam mı? Bir teminat olarak da buradan aldığı maaşı göstermiş. Belli ki borcu harcı var. Bu desen bu kadın tek başına iki çocuğuyla yaşayan bir kadın. Ve sürekli buradan avans çekiyormuş. Tamam mı? Yani demektir ki ikisi de son derece muhtaç insanlar ve zor durumdalar yani. Ay hayatım, yani diyorum ki Başak çok rahat bu ikisini parayla kandırabilir diyorum yani işte. Ya Selda'cığım, bu dediklerin gerçekten ihtimal dahilinde. Ama yani şunu unutmamamız gerekiyor. Bu insanların paraya ihtiyacı var diye illa böyle bir şey yapmaları gerekmiyor. Ayrıca zor durumdalar diye onlardan şüphelenip onları suçlamamalıyız. Pek doğru bir şey değil bu. Yani ama tamam. Yani ben senin dediğini de düşünmeyeceğim diye düşüneceğim. Ya bunları bence en önde tutalım ama biraz başka bir şeye de bakalım.
Anladığım kadarıyla Selda Hanım bu kişiden şüpheleniyor. Tamam, öğrenip size hemen bildireceğim. Tabii Başak Hanım. Anlıyorum Başak Hanım. Fakat daha önce de defalarca söylediğim gibi Nihat Bey sizinle görüşmek istemiyor. Maalesef bu konuyla ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. İyi günler. Ne oluyor Betül? Başak Hanım. Ne istiyormuş bizden? Sürekli arıyor. Nihat Bey'i soruyor. Görüşmek istiyor. Selda Hanım'ın kesin emri var. Başak Hanım'ı kibarca uyarıyorum. Geçiştirmeye çalışıyorum ama hala çok ısrarcı. Sağ ol Betül ya. İyi idare ediyorsun. Ne demek Sinan Bey? Yıllardır yanınızda çalışıyorum. Tüm bu olan biten beni de çok üzüyor. Başak Hanım mevzusunu elimden geldiğince idare etmeye çalışacağım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Bak bir de ararsa sen onu direkt bana bağlıyorsun, tamam mı? Tamam. Abim içeride mi? Evet, Selda Hanım içerideler. Tamam, teşekkür ederim. Yani. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba Sinan. Nasılsın abi? Daha iyi gördüm seni. Evet evet, çok daha iyiyim. Sen merak etme, bana kolay kolay bir şey olmaz. Benim toplantıya çıkmam lazım. Buna sonra devam edelim, olur mu? Ama bu arada senden şunu rica edeceğim. Dosyalara bak. Yani gözümüzden kaçan bir şey ya da belki aklımıza gelmeyen birini bulabilirsin. Tamam canım. Sinan, lütfen sen toplantıya biraz geç gel. Selda ile beraber dosyalara bakın. Şüphelendiğimiz, daha doğrusu Selda'nın şüphelendiği birkaç kişi var. Bu konuda senin fikrini öğrenmek istiyorum. Tamam abi, bakarız. Siz toplantıya çıkın, ben sonra gelirim. Tamam, anlaştık. Bak şimdi ben ne diyorum, Nihat ne diyor? Bak şimdi ben diyorum ki bu iki insanın borcu harcı var yani. Aferin Başak. İyi iş çıkarttın. Üzgünüm ama köstebek sensin. Evet. Başak durmadan şirketi arıyormuş. Betül iyi idare ediyor. Az önce şahit oldum. Nihat Bey sizle görüşmek istemiyor diye kapattı telefonu. Hiç bize bulaştırmadı. Ay ben delireceğim ya. Ya ısrarla arıyor muymuş bir de bu? Ne kadar yüzsüz, ne kadar çirkin bir insan yahu. Ne görüşecekmiş ya Nihat'la? Ya bu kadın benim kocama kalp krizi geçirttirmeden rahat etmeyecek. Koymuş ya bunu kafaya kadın. Yengecim, sakin ol lütfen. Tamam, geçecek. Ya benim toplantıya çıkmam lazım ha. Tamam canım. Ha ben de ne diyeceğim sana? Buradan çıktıktan sonra ben de Elçin'e uğrayacağım biliyor musun? Ya şu Başak konusunu bir konuşsan onunla. Ya onun desteğe ihtiyacı var da. Tamam canım, sen hiç merak etme. Zaten şu anda öyle bir doldum ki yani. Sağ ol yengeciğim. Tamam canım. Başak yani. Eda'cığım söylediklerin de haklısın. Ama Volkan da baban da kendilerine göre haklılar. Eminim onlar da senin kadar üzülüyordur. Ama herkesin duygusal savaşı kendine ağır gelir. Önemli olan bunu sevgiyle, birbirinizi incitmeden bunların hepsinin üstesinden gelmek. Haklısın Aslı. Aslı, ya benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Tabii anlat. Ya aslında bunu anlatmamam gerekiyor. Yani söz verdim biliyorum ama birine de söylemezsem delireceğim. Bunu sadece sana anlatabilirim gibi geliyor. Bana güvenebilirsin Eda. Neyle ilgili? Annemle. Onunla ilgili bir şey öğrendim. Abi. Kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yapıyorsun asıl burada? Ya benim bu civarda bir toplantım vardı. Ondan önce bir yemek yiyeyim dedim. Sizi gördüm, çok iyi oldu. Beraber yiyelim o zaman. Olur.
Ne söyleyeceğini anladın değil mi? Hadi son kez tekrar edelim. Çağla, yeter artık. Lütfen bak kaç kere tekrar ettik. Ezberledim artık, ezberledim. 10 dakika sonra arıyoruz, tamam? Tamam. Tamam, arıyoruz. Teşekkürler. Kızlar, yemeyeceğinize emin misiniz? Çok lezzetli görünüyor. Yok, sağ ol abicim. Sen Aslı'cığım. Teşekkürler. Kale. Ben bir lavaboya gideyim. Eda'cığım, senden bir iyilik istesem yapar mısın? Yaparım tabii abicim. Aslı gelene kadar bir bahane uydurup kalkabilir misin? Nasıl yani? Neden ki? Ya benim onunla önemli bir şey konuşmam lazım. İlişkimiz hakkında. Ve baş başa konuşsak daha iyi olur. O yüzden sizi gördüğüm çok iyi olur burada. Tamam, olur. Aslında ben böyle aranızda biraz soğukluk olduğunu fark ettim. Bir sorun yok değil mi? Ayrılırsanız çok üzülürüm. Yok yok, merak etme, böyle bir şey olmayacak. Aslı'cığım, ya Cansu aradı da beni. Acil kalkmam gerekiyor. Ya böyle apar topar oldu, özür dilerim. Yok, olur mu öyle şey? Ben de kalkayım o zaman. Aslı'cığım, sen biraz daha kalabilir misin? Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Merak etme, çok uzun sürmeyecek. Tamam. Görüşürüz o zaman. Öncelikle sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Yani benim burada olmam, karşılaşmamız bir tesadüf değil. Ben zaten sizin burada olacağınızı biliyordum. Ve Eda'ya seni aramasını ben söyledim. Çünkü gerçekten seninle konuşunca rahatlıyor. Siz telefonda konuşurken de burada buluşacağınızı duydum. Neden böyle bir şey yaptın peki Volkan? Ya çünkü Eda hakkında konuşmak istiyorum seninle. Neyle ilgili? O kadın geldiğinden beri Eda ile aramızda sürekli bir gerginlik var. Yani babam da bu duruma çok üzülüyor. Ne yapsak olmuyor yani. Korkmaya başladım. Daha doğrusu korkmaya başladık. Gözleri kör olmuş gibi. Her geçen gün sanki daha fazla yakınlaşıyorlar. O kadın dediğiniz neticede sizin anneniz ama. Evet ama sen bu durumu anlayamazsın. Ben Eda'nın incinmesini istemiyorum. Onu korumaya çalışıyorum. O kadın dememin sebebi de biz onu tanımıyoruz. Daha doğrusu Eda hiç tanımıyor. Eda'nın zarar görmesini istemiyorum. Peki ben ne yapabilirim bu konuda? Yani Eda'yla daha fazla vakit geçirmeni rica edeceğim senden. Ona biraz daha ilgilenmeni, konuşmanı. Çünkü biliyorsun benden çekiniyor, bana her şeyi anlatamıyor. Ama sana her şeyi anlatacaktır. Onunla konuşup gerçekleri görmesini sağlamanı istiyorum. Çünkü senin kalbinin temizliğine, iç sesine inanıyorum. Böyle düşündüğün için teşekkür ederim. Elimden ne gelirse yaparım tabii. Asıl ben teşekkür ederim Aslı. Pardon. Efendim? Aslı Hanım, dünkü aramayla ilgili özür dilemek için aramıştım. Anlamadım. İsim listesinde bir karışıklık olmuş ve ne yazık ki siz aslında finalistler arasına girememişsiniz. Bu karışıklık için çok özür diliyoruz ama başka bir yarışmamız olursa sizi tekrar aramızda görmek isteriz Aslı Hanım. İyi günler. Aslı ne oldu? Arayan kimdi? Yarışmadan aradılar. Elenmişim işte. Finale bile kalamadan elenmişim. Ya lütfen ağlama ama. Bu dünyanın sonu değil ya. Karşına yeni fırsatlar da çıkacaktır. Lütfen. Ama bu yarışma benim için çok önemliydi Volkan. Her şeyimi buna bağlamıştım ben. Oradan kazanacağım parayla annemle yeni bir eve çıkacaktık. Her şeyim buna bağlıydı ya. Bak o evden çıkmak istiyorsan bana söyleyebilirsin. Yani yeni bir eve taşınmanız için ne gerekiyorsa, ne kadar para gerekiyorsa ben bunu size sağlayabilirim gerçekten. Volkan sen ne dediğini sanıyorsun? Sen bana nasıl bir şey teklif ettiğinin farkında mısın? Ben sana ne kadar zor durumda olduğumu anlatıyorum. Sense bana hakaret eder gibi karşıma geçmiş benim çok param var. Ne kadar gerekiyorsa söyle konu kapansın diyorsun. Bu mu bana verdiğin değer? Aslı beni yanlış anladın. Ben böyle yansıtmak istememiştim. Yani cümlemi bitirmemi bekleseydin eğer ben bu parayı size borç olarak teklif ettim. Yani yeni bir eve çıkmanız, kendi düzeninizi sağlamanız için bunu teklif ettim sana. Lütfen beni yanlış anlama. Yoksa ben senin kötülüğünü ister miyim Aslı?
Ya tamam o zaman biz bu konuyu kapatalım olur mu? Tamam bence de kapatalım Volkan. Ama kötü niyetin olmasa bile bana böyle bir şey teklif etmen beni çok incitir. Neyse ben artık kalkayım. Ya nereye gidiyorsun? Ben seni bırakayım. Gerek yok. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ya nasıl düşünemezsin böyle bir şey olacağını? Nasıl? Böyle bir telefon gelse kahrolurdum gerçekten. Bu ne ciddiyet, bu ne soğukkanlılık böyle. Aslıcığım bay bay canım, zayıf halkasın, elendin. Lansmanın ardından ufak bir parti düzenleyelim istiyorum. Hem Çağla'nın da çok hoşuna gider. Kesinlikle Elçin Hanım. Güzel bir parti hazırlarız, basında davet ederiz. E tabii ki. Basında zaten ayrıca ilgilenilmeli. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Basın memnun edilmeli, ekstra ilgi gösterilmeli. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum Elçin Hanım. Her şey kusursuz olacak. Kızımla birlikte röportaj vereceğim. Ha, benim için çok özel ve önemli bir gün olacak. Pardon. Efendim? Aa öyle mi? İçeri alın lütfen. Teşekkürler. Canım müsait misin? Buluşabilir miyiz? Elçin'cim, Sinan'la aranızın düzelmesine çok seviniyorum biliyor musun? Sinan'a destek olman, onun yanında olman, onu yalnız bırakmaman Sinan için çok önemli. Yani biz ailesi olarak tabii bir yere kadar. Ama onun en çok sana ihtiyacı var hayat. Haklısın canım. Ya zaten her şey üst üste geldi. Sinan gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Eda ile benim aramda kalmak da çok yoruyor onu. Sorma. Eda yüzünden zaten çok üzgün şu sıra Sinan. Ya bu Başak kızı bayağı aklını çelmeye başlamış biliyor musun? Sürekli arıyormuş, buluşmak istiyormuş. Yani görüşüyorlar falan yani. Kızı iyice etkisi altına aldı ya. Ay Sinan çok endişeleniyor. Ne yapacağını da bilemiyor yani. Vallahi Serdar'cığım ne yalan söyleyeyim ben pek şaşırmadım bu duruma. Yani kızını kendi tarafa çekmeye çalışması çok normal. Yani hiç çekinmeden bile benim ofisime gelebilen bir kadından her şey beklenir. Ne? Başak buraya mı geldi? Ya evet, hastanedeyken canını sıkmamak için söylemedim ben sana. Ay ne diyorsun Elçin? Anlatsana ne diyor, ne istiyormuş ya? Sinan'ı. Yok artık. Ay Elçin herhalde bayılacağım ben şu anda. Anlatsana şunu Allah aşkına. Ailesini tekrar bir araya toplamak için dönmüş. Geri kazanmak için. Tabii ki kocasını da. Ben de ona göre davranacakmışım. Ya bu kadın var ya, herhalde delirdi falan, kafayı oynattı yani. Ay sen ne dedin? Ay ne diyeceğim Selda'cığım? Beni tehdit etmemesi gerektiğini, benim kafama göre davranacağımı gayet açık bir şekilde ifade etti. O da gitti. Çok iyi yapmışsın canım. Az bile yapmışsın o korkunç kadına. Ya iğrenç bir insan ya. Gerçekten iğrenç. Eğer kaybetmeseydim, kazanacağım ödülle eskisi gibi annemle baş başa yaşayacaktım. Kendi evimiz olacaktı. Hem de seninle sürekli köşe bucak kaçmak zorunda kalmayacaktık. Ya biri görür mü korkusuyla yaşamayacaktık en azından. İlişkimiz daha kolay yaşayabilecektik. Ama olmadı işte. Aşkım, bak
belki de böylesi daha iyi olmuştur senin için. Belki de daha büyük bir ödülü olan başka bir yarışma olur yakın zamanda. Hı? Olamaz mı? Sonuçta böyle bir yarışma olacağını sen de bilmiyordun değil mi? Sen hiç üzülme. Benim güzel sevgilim. Bak hayat sürprizlerle dolu. Ne kadar para gerekiyorsa ben bunu size sağlayabilirim gerçekten. Sen şimdi bana para teklif etmeyecek misin? Kaybettiğin ödül ne kadarsa ben sana veririm demeyecek misin bana? Hayatım sen eğer benden böyle bir şey istersen tabii ki seve seve ne istersen veririm. Ama benim tanıdığım Aslı böyle bir şeyi asla kabul etmez. Yani duymak bile istemez. O yüzden böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Neden böyle bir şey sordun ki? Belki sonra anlatırım. Şimdi sadece sarıl bana. Dahiyane plan hiçbir işe yaramadı Çağla. Volkan'cığım, sakin ol lütfen. Ne oldu? Ne demek sakin ol Çağla? Aslı teklif ettiğim parayı kabul etmedi. Zaten ben böyle bir şey olmayacağını nasıl düşünmem ya? Bir de üstüne bu teklifimi hakaret olarak algıladı. Her şeyi berbat ettim. Bütün aramız bozuldu. Bence parayı az bulmuş olabilir. Belki de 10.000 lira teklif ettin diye bozulmuştur. Ağzından çıkanlara dikkat et Çağla. Aslı hakkında böyle konuşmayacaksın. Ay, tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Aslı'nın tasarımı birinci olmuş. Yarın lansman ve parti düzenlenecek. Gerçi annem herkesi çağırmıştır ama gelmek ister misin diye sorayım dedim. Çağla sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne demek birinci oldu ya? Ben sana ne demiştim? O kızın tasarımı birinci olursa ne yapacaksın demedim mi? Çok büyük bir hata yapıyorsun. Bu işin altından öyle kolay kolay kalkamayacaksın. Vallahi ben gayet rahatım Volkan'cığım. Çünkü Aslı bunu fazlasıyla hak etmişti. Ona geldiği yerde öğretmediler galiba. Başkasına ait olana göz dikilmez. Ben kötü bir şey yapmadım. Onun anlayacağı dilden cevap verdim sadece. Bana kızmayı bırak artık. Aslı senin gözünü kör etmiş. O bana ne yaptıysa ben de ona aynını yapıyorum. Merhaba, afiyet olsun. Teşekkürler Burak. Burak'cığım neredesin sen? Artık ailecek bir akşam yemeği yemeyecek miyiz? Şirketteydim anne. İşim bu saate kadar sürdü. Ben de tamamlamadan çıkmak istemedim. Tamam canım, şimdi sorun yok da ama yarın akşam böyle bir şey olamaz biliyorsun değil mi? Yarın ne var ki? Yarın Elçin'in lansman partisi var. Ve tabii ki yarın sen de orada olacaksın. Anne, ben oraya gelmek istemiyorum. Çağla'yla yaşanan son olaylardan sonra kimsenin gelinmesine gerek yok. Ben gelmesem daha iyi. Selda'cığım. Bırakalım çocuklar ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Biz karışmayalım. Burak en iyisini, en doğrusunu bilir. Olur mu lütfen? Aslı. Sence yarın açılışta her şey yolunda gider mi? Gidecek tabii. Niye gitmesin? Aslı ben heyecan yaptım, panik yaptım, bir şeyler yaptım. Yani kolay bir iş değil sonuçta. Hayır, senin yapacağın pastalardan gerçekten çok eminim. Tadına bakanlar bir daha isteyeceklerdir.
Ama ya ben işleri idare edemezsem? Sonuçta Erdem bana güvenip kurdu bu işi. Gonca, sen benden ne kadar eminsen ben de senden o kadar eminim. Hiç merak etme. Her şey hayalindeki gibi olacak. Birini mi bekliyoruz? Yok. Anne. Aslı, dayanamadım geldim. Ay Mert teyze, dışarıda kalmayın, geçin geçin içeri. Ne zahmet etsiniz? Ne zahmeti kızım? Ay bunlar çok da ağırlar. Kollarınız kopmuştur. Mis gibi de kokuyorlar. Ben hemen bunları mutfağa koyayım. Aslı, yavrum. Size patatesli börek yaptım. Ay anne inanmayacaksın. Bugün canım çekti börek biliyor musun? Ay anne yürüyüşte hissetmişim. Bir de yanına vişne kompostosu yaptım. Ay bu akşam ziyafet var desene. Hadi hazırlayalım o zaman. Açsınız. Gel. Şükran Hanım, Burak kahvaltıya gelmeyecek mi? Burak Bey çıktılar efendim. Sabah erkenden şirkette olmaları gerekiyormuş. Aa, öyle mi? Bak gördün mü biz de Çağla'ya yoruyorduk bu durumu. Halbuki hiç alakası yok. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Nihat'cığım ben sendeki bu fikir değişikliğini anlayamadım. Sanki Çağla ile Burak'ın ayrılmasından fazla rahatsız olmamış gibisin. Yo, benim bu konuda fikrim falan değişmedi. Yani ben sadece Burak'ın üstüne çok fazla gitmemeye karar verdim, o kadar. Yani Sinan'ın yaşadıklarını biliyorsun. Ben aynı şeyi Burak'ın da yaşamasını istemiyorum. O yüzden karışmayalım. Ha, karışmayalım da Başak gibi birini bulsun. Öyle mi diyorsun? Selda, tam tersine. Biz fazla karıştığımız için Sinan gitti Başak gibi bir kadınla evlendi. Sinan'la Burak aynı değil Nihat. Bu benim çocuğum olduğu sürece ben buna elbette müdahale ederim. Evet Selda'cığım, ama unutmamak lazım ki fazla baskı insanda aksine daha fazla istek doğurur. O yüzden Burak'ı biraz rahat bırakalım. Kendisi en doğruyu görecektir. Bu konuda bana güven, olur mu? Tamam, oldu onlar. Kolay gelsin. Aşkım. Senin aşkın diye boğazını öpüyorum. Ya çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Yeni işin hayırlı olsun bir tanem. Sağ ol aşkım. Hoş geldin Burak. Kanka. Kanka. Her şey mükemmel görünüyor. Yardıma ihtiyaç var mı? Ben ne yapayım? Yardıma ihtiyaç sen ne yap? Sen balonları şişir. Erdem. Olur mu? Bitti zaten, bitti sayılır. Ya sen otur rahatına bak, vallahi bitti sayılır zaten. Olur mu öyle şey ya? Balonları şişirme bende. Hadi. Hadi gel. Evet Başak Hanım. Burak Bey de burada. Hazırlıklara yardım ediyor. Tam adresi atıyorum ben size şimdi. Hah, Halil. Bir dakika bakar mısın? Buyurun Selda Hanım. Ay bulabildin mi bir şeyler? Ne yapıyormuş Burak? Hayır efendim. Burak Bey'in gizli saklı hiçbir şeyi yok. Evden işe, işten eve gidip geliyor. Emin misin? Evet, siz söylediğinizden beri takipteyim. Yani kimseyle görüşmüyor mu şimdi Burak? Ay o garson kızla ayrıldı mı acaba? Ay zaten olacak iş değil de yani Allah'ım, hadi inşallah.
galiba ayrıldılar Selda Hanım. Çünkü o gün bugündür görüşmüyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Ama Halil, sen yine de birkaç gün daha takibe devam et. Ne olur ne olmaz, hiç belli olmaz. Peki Selda Hanım, nasıl isterseniz. Selda'cığım. Neredesin? İki saattir içeride seni arıyorum ben de. Ay pardon hayatım, farkında değilim. Dalmışım. Yani bir haber versen, ben de içeride beklemem o kadar. Evet, neredeyse bitti. Tam zamanında. Çiçek, çiçek, bir tane çiçek alın. Bunu nereye koyacağım, ha? Buraya. Ha yok ya, oraya koy. Buraya. Ama oraya çok dolu. Ha şuraya koyalım. Ha tamam. Ha? Açılış saati geldi. Nasıl, heyecan var mı? Çok. Ay ben öleceğim galiba. He, ölme ya, ölme. Erdem dur. Boğulacağım. Çok güzel oldu. Ha, stand için burası gayet iyi olmuş. Peki basın için nereyi ayarladınız? Onlar burada duracaklar. Harika. Şuraya bakayım. Çağla'cığım tasarımına bayıldım. Bizim güzel Çağla'mıza da bu yakışır zaten. Teşekkür ederim. Vallahi canım hiç böyle yeteneklerin olduğunu bilmiyordum. Ay mersi. Çağla bu işin aslı ortaya çıkmasa bari. Aslı maslı deyip beni germe istersen Tuğçe. Ayrıca ortaya çıksa bile ona mı inanırlar, bana mı? Evet, pastanemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hadi hep beraber. Sağ ayakla, sağ ayakla. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Abi. Burası çok iyi iş yapacak gibi. Değil mi? Herkes halinden çok memnun görünüyor. Evet. Ben sana ne dedim ama? Bu çocuğun kalbi temiz. İşi de olur, parası da demedim mi? Dedin değil mi? Senin hızın bize de bulaştı ama. Baksana, Erdem pastane açtı. Ben istifa ettim. Ben Burak'la küstüm, barıştım. Sonunda ne olursa olsun hem işte hem aşkta mutluluğu yakaladık. Ne geliyor bu şimdi? Nasıl, güzel olmuş mu? Çok güzel. Ve ben de yakaladığım bu mutluluğu başka kimselere kaptırmayacağım asla. Hoş geldiniz. Sahası ziyarete gelmiş tabii açılış. Ya tabii. Fındacığım, geldiğin için ayrıca tekrar teşekkür ederim. Ya izninizle ben diğer misafirlerle de ilgilenirim. Hafta içi haberleşiriz mutlaka. Ay çok affedersiniz, geldiğinizi gördüm ama hemen gelemedim yanınıza. Ay ne affı hayatım. Tabii ki bugün senin günün. Elbette misafirlerine ilgileneceksin. Ay biz yabancı mıyız Elçin? Gerçekten her şey çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Elçin'cim, yeni tasarımlar da ve bütün ürünler hepsi harika. Tebrik ederim seni. Yani genç insanın nabzını çok iyi tutuyorsun. E tabii ki kendisi de genç olduğundandır abicim. Oo, çok naziksiniz beyler. Doğru. Aa, ben
Çağla'yı göremiyorum ama. Çağla orada. Yanındakiler çok önemli tasarımcılar. Yani onlarla tanışmasını ve sohbet etmesini istedim. Yani sonuçta ileride meslektaş olabilirler belki de. Ha? Bu arada çizimler gerçekten çok güzelmiş. Ben de çok beğendim. Umarım ben sahnesine uğur getirir. Elçin Hanım basınlar efir. Tamam canım. Ya getirdi bile. Volkan'cığım getirdi bile. Çok teşekkür ediyorum. Kızımın başarısı en büyük ödül benim için. Çok özür dilerim. Basın bekliyormuş. Çağla'yı da alıp gidiyorum. Çağla. Canım gel. Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu lansman benim için ayrı bir önem taşıyor. Görmüş olduğunuz yeni gençlik serimizin tasarımcısını sizlere takdim etmek istiyorum. Benden gizlice, benden habersiz bir şekilde düzenlediğimiz yarışmaya katılıp birinciliğe hak kazanan güzel ve yetenekli kızım Çağla Genç. Öncelikle ilginize teşekkür ediyorum. Evet, ben bu yarışmaya annemden gizli katıldım. Çünkü kendimi denemek istiyordum. Ne mutlu ki başarılı da oldum. Yalnız tahmin edersiniz ki benim para ödülüne ihtiyacım yok. O yüzden ödülümü Nihat ve Selda Mazharoğlu'nun maddi gücü yetersiz olan çocukları okutmak için kurmuş oldukları eğitim fonuna bağışlamak istiyorum. Güzel kızım, ne ince bir düşünce böyle. Çağla'cığım, seninle gurur duyuyoruz. Ayrıca bu jestin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Canım kızım benim, tam senin zarafetine, kalitene yakışan bir hareket. Çok tebrik ediyorum seni. Tebrik ederim Çağla'cığım. Tebrik ediyorum. Ben izninizle hemen döneceğim. Çağla, sen ne yaptığını zannediyorsun? Basına poz vermeler, bağış yapmalar falan. Fazla abartmıyor musun? Başarımı insanlarla paylaşıyorum. Ne var bunda Volkan? Başarı mı? Aslında başarısıyla böyle insanlara gösteriş yapman çok saçma. Bir şey içer misiniz? Hayır. Burası bu konuyu tartışacağımız bir yer değil Volkan. Ateşle oynuyorsun Çağla. Thank you.
Ay aman. Benim matematiğim yetmedi. Ne kadar çok para var burada. Var ya, her gün böyle iş yapsak bir yıla zenginiz ha. Herkes ne kadar memnun ayrıldı ama, değil mi? Tabii bununla benim canım arkadaşımın pastalarının payı büyük. Ya abartma Gonca, hepimizin başarısı. Evet, hepimizin başarısı. Biz çok iyi bir takımız. Kanka, sen de takımdasın. Teşekkürler kanka. Ya bir şey diyeceğim ya. Bence asıl bugünü kutlamalıyız. Kesinlikle. E hadi hep beraber gidip bir şeyler yiyelim. Bence burada yemek yiyelim. E siz yemekleri alın. Biz de sofrayı hazırlayalım. E tamam, süper fikir. Ne yemek istersiniz peki? Şey, pizzaya ne dersiniz? Harika. Hadi bakalım. Kendi markamızı yaratıyormuşuz. Bayilikler veriyormuşuz. Türkiye'nin her yerinde Gonca Pastanesi. Çok güzel olmaz mı? Ya olur tabii, olmaz olur mu? Deli misin? Aslı? Ne oldu? Gonca. Bu benim tasarımım. Hatırlıyorsun değil mi? Sana göstermiştim. Evet. Bu senin tasarımın da. Anlamadım. Sana kazanamadığını söylememişler miydi? Niye gazetede? Evet. Çalmışlar işte tasarımımı. Nasıl yani? Ama kim nasıl yapabilir ki böyle bir şeyi? Ben gidiyorum. Firma yetkilisiyle görüşeceğim. Tabii canım. Git, hakkını ara. Ya ben de seninle gelirim diyeceğim ama. Yok yok. Sen işine bak. Habersiz bırakma bari. Aşkım, bu usta bazı siparişler verdi. Ben gideyim, onları alayım geleyim. Tamam tamam, git sen al onları. Tamam. Buyurun. Merhaba. Ben firmanın sahibiyle görüşebilir miyim acaba? Çok önemli. Randevunuz yok sanırım. Hayır. Ama inanın bana çok önemli. Maalesef. İsterseniz notunuzu bırakın, ben iletirim. Ama anlamıyorsunuz. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Yapabileceğim başka bir şey yok. Üzgünüm. Bir problem mi var? Evet. Ben yetkili biriyle görüşmek istiyorum. Bari siz yardımcı olun. Konu nedir? Ben bu firmanın yarışmasına katıldım. Ama şu anda piyasaya çıkan ürünün tasarımı bana ait. Odama geçelim. Evet. Ben bu firmanın sahibiyim. Sizi dinliyorum. Bana bu yarışmayı hocam söyledi. Ben de bir tasarım hazırladım. Hocam da benim adıma bu yarışmaya katıldı. Sonra bana ajanstan bir telefon geldi. Finale kaldığıma dair. Daha sonra kaybettiğimi söylediler. Ama tasarımımı görünce inanamadım. Bu tasarım birlikte çalıştığımız ajans tarafından bize gönderildi. Yani konuya fazla hakim değilim ama bir araştırma yapayım.
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. O tasarım bana ait. Ne olur inanın bana. Peki elinizde bu tasarımın size ait olduğuna dair ya da yarışmaya katıldığınıza dair bir belge var mı? Tasarımı da dosyayı da teslim ettim. Maalesef. Anlıyorum. Şöyle yapalım. Lütfen siz bana telefon numaranızı ve adınızı yazın. Ben bir araştırma yapıp sizi bilgilendireyim. Tamam. Buyurun. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizden haber bekleyeceğim. İyi günler. Size de. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ay ben şunların tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Şöyle alayım bir dakika. Çok lezzetliler. Afiyet olsun. Bunlardan alabilir miyim? Tabii ki. Bu yeterli mi? Tamam. Hepsinden. Tüm bunlar sizin imalatınız mı? Evet, hepsi bizim imalatımız. O zaman böyle karışık veriyorum. Benim bir organizasyon şirketim var. Eğer bu aldıklarım biraz önce denediğim kadar lezzetliyse sizinle çalışabiliriz. Memnuniyetle. Bence aldıklarınızın hepsini çok beğeneceksiniz. Umarım. Borcun ne kadar? 60 lira. Peki. Buyurun. Aa, üstü kalsın. Çok teşekkürler. Buyurun. Yine bekleriz. Hep bekleriz. Büyük ihtimalle çok yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. İyi günler. İyi günler. Canım, iyi misin? İyi değilim, moralim çok bozuk. Ne oldu? Biri tasarımlarımı çalmış. Ne? Nasıl yani ya? Yarışmaya katıldığım firmanın ürünleri benim tasarımım. Ama sana kaybettiğini söylediler. Ya evet işte. Tamam tamam, canım benim. Tamam tamam, bak sen bir sakin ol. Neredesin? Ben çıktım şimdi. Pastaneye gidiyorum. Tamam canım, ben de geliyorum hemen. Tamam. Gani, burada mısın yoksa? Ne zaman döndün? Gazetelerimi gördün? Görmesen arayacağın yok yani. Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Evdeyim. Gelsene. Yok yok. İzmir'de değilim. İstanbul'a taşındık bir süre önce annemle. Artık buradayım yani. Merak etme, yalnızım. Tamam hadi, bekliyorum. Adresi konum atacağım şimdi sana. Görüşürüz. Tam zamanında.
inanmam sana ya. Canan. Bak, üzme artık kendini bu kadar. Merak etme. Ben halledeceğim. Kimin bu firma? Sen ver bana bilgilerini, ben bir araştırayım. Mels diye bir kozmetik firması. Mels mi? İnanmıyorum ya. Nedeni şimdi belli oldu. Ne demek nedeni şimdi belli oldu? Tanıyor musun firmanın sahibini? Evet. O firmanın sahibi... Elçin Hanım. Çağla'nın annesi. Tasarım mı Çalan o? Annemlerin dün beni çağırdığı lansman buydu demek ki. Ya bu ne cesaret ya? Bu kız iyice kafayı yemiş. Ama bak sen sakin ol, tamam mı? Ben bu işi halledeceğim. Sen merak etme. Olmaz Burak. O zaman kim olduğumu öğrenirler. Allah kahretsin seni Çağla ya. Sana yaptığı şu oyunlara bak. Ama bu yaptığı onun yanına kar kalmayacak. Burak, başkalarını karıştıramayız. Sen de karışmayacaksın. Bu... Onunla benim aramdaki mesele. Aslı kazanamadıysa kim kazandı bu yarışmayı? İnanmıyorum ya! Hırsız! Aslı! Gonca, oku bir. Mers Kozmetik'in piyasaya yeni çıkardığı gençlik serisinin tasarımı için düzenlediği yarışmayı Çağla Genç kazandı. Ödülünü Vansaroğlu ailesinin maddi gücü olmayan çocuklara okutmak için kurdukları eğitim fonuna bağışladı. Artık bu kadar fazla. Aslı, nereye? Sen karışma Burak. Aslı bir dakika sakin ol. Onun bu yaptığını kabul edemem. Bana engel olmayın. Aslı. Çağla'nın arkadaşınız geldi. Ah, Gani mi geldi? Hayır. Ben geldim. Burada. Sen nedenini gayet iyi biliyorsun. Senin oyunlarını ayıracak vaktim yok. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. O tasarım benim. Onu sen çaldın. Senden öğrendim şekerim. Sen de bana ait olan bir şeyi çalıp kendininmiş gibi davranmadın mı? O hiçbir zaman sana ait olmamış ki. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Haddini bil. Asıl sen kimsin? Bu derece iğrenç oyunlara ihtiyaç duyan bir zavallı. O tasarım benim. Onu sahiplenmene ve benden çalmana asla izin vermeyeceğim. Ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Ay. Özgüvene bak. Burak sana 200 verdi diye hemen havalara girmişsin bakıyorum. Acaba sevgilimi alan kızın sen olduğunu herkes öğrendiğinde... ...bu havanda eser kalacak mı? Çok merak ediyorum. Aklın varsa
bu konuyla ilgili kimseye bir şey bahsetmezsin. Hoş. Gerçi ben dururken sana kim inanır bilmiyorum ama. Bence bundan o kadar emin olma. Annem bana gayet inanmış gibiydi. Annem mi? Annemle mi konuştun? Hakkımı arayamayacağım mı sandın? Bu konuyu daha fazla uzatmayacaksın, anlaşıldı mı? Yaptıkların yanına kâr kalsın yani, öyle mi? Ben daha yeni başladım. Eğer daha fazla uğraşırsan her şeyini kaybedeceksin. Sevgilimi de geri alacağım. Unutmadım aklımda. İşte bu biraz zor. Ne yaparsan yap, Burak'ın beni sevdiği gerçeğini asla değiştiremez. Bunu o küçük beynine iyice sokuyor.